Stüdyoma dönmek istiyorum. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Cem Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci bugün öğrenci için ilk ders zili çaldı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Evet. Genel olarak duygu ve düşüncelerinizi alalım ve tabii 2019-2020 eğitim öğretim yılına ilişkin sorularımız sizlere olacaktır. Eksiklikler, fazlalıklar, neler var, neler olmalı, neler olmamalı. Bunlara ilişkin konuşacağız. Sözleşmeli öğretmenlikle ilgili çokça mesaj gelmiş. Atanamayan öğretmenler mesajlar atmışlar bizlere Twitter üzerinden. Hepsini okumaya gayret göstereceğiz ama eğitim öğretim yılı genel bir değerlendirme diyelim. Sözü size bırakalım. Evet Cem Bey teşekkür ediyorum. Tabii ifade ettiğiniz gibi yeni eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. 18 milyon aşkın öğrencimiz, 1 milyona aşkın eğitim çalışanı bugün ilk ders zilini çalmasıyla birlikte Bismillah dedi. Ben tabii hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evet. Bütün öğrencilerimiz için başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Eğitim çalışanlarının huzurla çalıştığı, problemlerinin, sorunlarının, sıkıntılarının giderildiği yeni bir dönemi yürekten arzu ediyorum. Tabii biz Türkiye Eğitim Sen olarak bugüne kadar olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da eğitim çalışanlarının beklentilerinin, taleplerinin, sorunlarının, problemlerinin tercüman olmaya devam edeceğiz diyorum. Evet. Evet, önemli bir dönem ve hemen söyleyelim. Tabii bu dönemde, geçen döneme göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında ne gibi farklılıklar var? İlk göze çarpan farklılık belki de ara tatiller. Ara tatillerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Ara tatillerden kastığımızda birer haftalık ek ilave tatil eklendi. Sömestr ve yaz tatilinin haricinde değil mi? Evet, Sömestr'de olacak, yaz tatilde olacak. Bu iki ara tatilde olacak. Ne zaman peki yeni 18-22 Kasım ilk ara tatilimiz. Evet. Diğeri de Nisan ayında 6-10 Nisan sanırım ikinci ara tatilimiz. Bu eğitim öğretiminde ilk defa uygulanacak. Tabii bunu tatili sadece tatil olarak düşünmek doğru değil. Sayın Bakan da ifade ettiği gibi bu bir haftalık süreyi çocuklarımızın sosyal, kültürel, sportif faaliyetleriyle dolu dolu geçireceği bir tabiri caizse bir etkinlik haftası olarak kurguladı Milli Eğitim Bakanlığı. Tabii dilerim inşallah bu hedef, bu kurgu tatbikatta da gerçekleşir. Arzu ediyorum. Tabii bundan dolayı biliyorsunuz bir hafta erken başladık eğitim öğretim yılına. Normalde önümüzdeki hafta başı itibariyle öğrencilerimiz için ders zili çalacaktı. Ama ara tatilden dolayı bir hafta erken başladı çocuklarımız. Nasıl karşılıyor veliler, öğrenciler? Yani duyumlarınız nasıl? Çünkü ilk defa uygulanacak bir şöyle sistem. Şöyle söyleyeyim. Öğrencimiz tabii ki bunu mutlulukla karşılıyor. Tatil çocuklarımız için ayrı bir motivasyon kaynağı malumunuz. Evet, doğru. Tabii şunu görmek lazım. Bir görmek lazım Cem Bey. Yani şimdi Sayın Bakan'ın kurguladığı ve kamuoyunun açıkladığı içerik kulağa hoş geliyor tabii ki. Ama bunu uygulamada, pratikte ne kadar verimli sahaya tatbikata yansıyacak bunu görmek lazım. İnşallah hedefler gerçekleşir diyorum ben. Vatandaşların, velilerin de beklentisi bu yönde. Tabii bir kısım velilerin şu endişesi yok değil. Özellikle çalışan velilerin. Adapte olma çalışan velilerin ya biz bir haftada ne yapacağız? Çocuklarımızı nereye bırakacağız? Ama ben bunu aşılamayacak bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi yarı yıl tatilinde nasıl bir tedbir geliştiriyorsa velilerimiz ara tatillerde süreç içerisinde oturdukça aynı tedbir hayata geçecektir. Çok fazla endişe kalmaya da gerek yok diye düşünüyorum ben. Peki efendim ara tatiller ilk defa icra edilecek bu yıl boyunca bizler de göreceğiz. Dediğiniz gibi öğrenciler tatile meraklı ki aslında istekli sadece öğrenciler de tatil herkesin istediği bir durum. Ve de villerin de tabii beklentileri ve tereddütleri var. Peki adaptasyon açısından hani bir hafta hani tatil dönüşü en az 1-2 gün adaptasyon süreci olabilir mi? Yani bu süreç açısından nasıl alışılagelir sizce? Şunu belirttim biraz önce ifade ettiğim gibi. Kurgulandığı şekilde bu pratiğe yansırsa bu adaptasyon sorunu yaşamayacağız. Çünkü bu bir haftalık süreyi çocuklarımızın sosyal, kültürel, efendim sportif, destekleyici bir takım faaliyetlere dolu dolu geçmesi planlanıyor, hedefleniyor. Bu hayata geçirirse, bu tatbikata yansırsa okuldan da bir intibak sorunu olmayacaktır. Ama burada şunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Bu tatil konusunda kamuoyunun bazı kesimlerinin öğretmenlerimize yönelik böyle yanlış bir yargısı var Cem Bey. Nasıl? İşte yılda efendim öğretmenler 3 ay tatil yapıyor falan gibi böyle mesnede olmayan, gerçekte olmayan bir takım şeyler var. Bunun böyle karşılığı aslında bu tatil öğretmenler değil, bu tatil öğrencilere. Öğretmenlerimiz yine bu ara tatilde de o performanslarını, aktivitelerini
kesintisiz efendim devam edecekler. Bunu da bilinmesini istiyorum. Peki efendim. Evet. Şimdi şöyle baktığımızda resmi ve özel okullarda 18 milyon üzeri öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen 2019-2020 eğitim öğretim yılında bugün ders başlığı yaptı. Yeni öğretim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sonra erecek. Evet. Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da sizin de ifade ettiğiniz evet. gibi yarı yıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak. Evet. Bu bilgileri de ikinci ara tatilimiz var. Evet. Bu bilgileri de aynen ikinci dönem ara tatili 6-10 Nisan evet. 2020'de yapılacak. Sayın Başkan da evet. ifade ettiği gibi. Peki eğitim öğretiminden bugün başladık. Eksiklikler var mı efendim? Muhakkak sizin gördüğünüz eksiklikler vardır. Tabii ki. Yani şöyle tabii eksiklikler sadece bugünün eksiklikleri değil. Tabii yıllar içerisinde süre gelen biriken birçok problem var. Hem eğitimin hem eğitim çalışanlarının Cem Bey. Bir kere en başta en büyük eksiğimiz malumunuzdur. Öğretmen eksiğimiz var bizim evet. okullarımızda. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Evet. Milletime çok büyük yatırımlar yapabilirsiniz. Koca koca binalar dikebilirsiniz. O güzel binaları en son teknoloji donatımla donatabilirsiniz. Ancak sınıfa öğretmen sokamıyorsanız o yatırım bir anlamı kalmıyor. Çünkü eğitimin, öğretim sürecinin taşıyıcı unsuru, taşıyıcı kolonu öğretmendir. Sınıfta öğretmen yoksa yaptığınız bütün yatırımlar efendim heba oluyor demektir. Ve de anlamı yoktur. Farklı branşta olan öğretmenler öğretmen eksikliğinden dolayı tabii ki, farklı tabii branştaki ki. Öğretmenler tabii farklı branşa derse bakıyorlar. İşte ücretli öğretmenlerimiz. Evet. Cem Bey. Bakın bizim geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Türkiye Eğitim Senin tespitlerine göre 74 il itibariyle konuşuyorum. 74 ilimizde 83.139 ücretli öğretmen çalıştırdık biz. Bu ne demektir? Sınıfta öğretmen yok. Çocuklarımızın dersi boş geçmesin diye ilçe milletim müdürlüklerimiz ne yapıyor? Ek ders ücreti karşılığında efendim tabiri caizse vekil öğretmen görevlendiriyor. Burada şöyle bir sıkıntı da var. Bu ücretli öğretmenlerimizin tamamı eğitim fakültesi mezunu da değil biliyor musunuz? Aralarında başka fakülte mezunları ve hatta ki bunların 10.500'ü 2 yıllık yüksekokul mezunuydu. Biz 2 yıllık yüksekokul mezunu 10.500 arkadaşımızı ücretli öğretmen olarak sınıflara soktuk. Sokmak zorunda kaldık daha doğrusu. Dolayısıyla şu anda bana göre en büyük eksiğimiz, eğitim sistemimizin en büyük eksiği öğretmen açığının henüz hala giderilememiş olmasıdır. Onun dışında derslik eksiğimiz var bizim. Bakın şu anda birçok Anadolu lisemiz Cem Bey yurt genelinde özellikle bu adrese dayalı tercihlerden dolayı kontenjanının 2 katı, 2.5 katı öğrenci almak durumunda kaldı bu sene biliyor musunuz? Ve şu an tekli eğitimden ikili eğitime geçen birçok okulumuz var bizim Türkiye genelinde. Yani sınıf mevcutlarının kalabalık olmasının yanı sıra o da yetmedi, sorun çözmedi, ikili eğitime geçtik. Bu adrese dayalı tercih durumundan dolayı. Bunun yanı sıra birçok meslek lisemizde 9. sınıf kontenjanları boş kaldı. Çünkü yeterli tercih olmadığı için boş kaldı. Biz hatta bu noktada şu öneri getirdik Milletin Bakanlığı'na dönem başlamadan önce. Dedik ki eğitim bölgelerinde aynı türde öğretim yapan ve kapasitesinin çok çok altında hizmet veren okulları birleştirelim. Ve ortaya çıkan fiziki mekanları o eğitim bölgesinde hangi okul türünde derslik ihtiyacı varsa efendim ona dönüştürelim. Ya da fiziki mekanlara müsaade olan okullarımız içerisinde o eğitim bölgesinde derslik ihtiyacı olan okul türüne ait alt sınıflar açalım dedik. Ki bu manada geçtiğimiz Milletin Bakanı bir genelgesi de vardı zaten. Bu bir geçici bir çözümdür. Palyatif çözümdür. Ama kalabalık sınıf mevcutlarının ve ikili eğitimin önüne geçmek için şu an hemen yapacağımız başka bir atacağımız adım yok. Evet. Bu bir geçici çözümdür. Asıl çözüm derslik sayısının artırılmasıdır efendim. Şu an bir ciddi problemimiz de derslik sayısının artırılmamış olmasıdır. Tabi bölgeler arası fırsat eşitsizliği, imkan eşitsizliği onlara hiç girmiyorum. O zaten memleketimizin maalesef eğitim açısından kanayan bir yarası. Yani Türkiye'mizin her bir yanında her bir öğrencimize aynı standartta eğitim hizmeti, eğitim fırsatı sunmanın noktasında maalesef ülke olarak sıkıntılarımız var. Bu anlamda da tabii ki ilk başta sorumluluk ülkeyi yöneten iradeye düşüyor. Dilerim bu süreç, yeni eğitim öğretim yılı bu bahsettiğim başta olmak üzere yaşadığımız problemlerin çözümünün başladığı bir sürece vesile olur diyorum. Peki, önemli mesajlar. Bir de diğer önemli konulardan bir tanesi tabii siz de az önce vurguladınız aslında sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ve siz bu sözleşmeli öğretmenliğin en başından beri Türkiye Kamu Sen evet. olarak, Türkiye evet. Eğitim Sen evet. olarak
kaldırılması ve böyle bir ucubenin olmaması gerektiğini vurgu yapıyorsunuz. Ve bunlar hala sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ne yazık ki devam ediyor. Siz öyle görüyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani geldiğimiz bu noktada bundan önceki dönemlerde nasıl oldu ve bundan sonraki durumlarda nasıl olacak? Nasıl aşılacak bu durum? Şunu ilkesel olarak söyleyelim. Sözleşmeli öğretmenliğe biz karşıyız. Öğretmenlerimizin sadece 650 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4A maddesine göre kadrolu istihdam edilmesi gerektiğini anlıyoruz. Bakın şu anda öğretmen odasına giriyorsunuz Cem Bey. Kadro öğretmenimiz var. Sözleşme öğretmenimiz var. Ücretli öğretmenimiz var. Yani aynı işi yapan ama farklı statülerde istihdam edilmiş öğretmenlerimiz var. Bu kabul edilebilir değildir. Bir kere şunu görmek lazım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi neden ihtas edilmiş? Bunu ihtas edilme gerekçesi devletimizin, kamunun geçici ve süreli işçilerinin gördürülmesi amacıyla personel ihtiyacını gidermek için ihtas edilmiştir Cem Bey. Ama bugün gelinen noktada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi adeta bir asal, esas istihdam modeli olarak kullanılır hale geldi hükümet tarafından. Bu doğru değildir. Yani şu an hükümetimiz o kanun maddesinin ihtas gerekçesiyle çelişen bir tabloyla karşı karşıya bıraktı ülkemizi. Bunu doğru bulmuyoruz. Biz Türkiye'nin sonra ifade ettiğiniz gibi ki 2005 yılında başladı bu sözleşme. O zaman hatta 4C statüsünde kısmi zamanlı %10'a çalıştı arkadaşlarımız başladı. Biz onu iptal etmiştik yargıyla. Daha sonra 4B'ye dönüştürüldü. Yıllar içerisinde verdiğimiz mücadelenin neticesinde efendim 2011 seçimlerinden 12 Haziran 2011 seçimlerinden bir hafta önce kamudaki 232 bin 4B'li çalışan meslektaşımız ki bunların 68 bin tanesi öğretmendi kadroya geçirildi. Şimdi bu ne demektir? Bu hükümet namına bunun meali şudur. Evet, ben hükümet olarak yanlış yaptım. Bir kısım kamu çalışanını diğer meslektaşlarından farklı bir statüde istihdam etmekle yanlış yaptım. Bu yanlışımdan dönüyorum ve kadroya alıyorum demektir değil mi? Ama ne hikmetse, ne gariptir ki aynı iktidar partisi 2016 yılında tekrar 4B statüsünde öğretmen istihdamına devam etti. Hem de bu sefer mülakatla aldı, hem de bu sefer 6 yıl çakılı çalıştırmak zorunda bırakarak aldı maalesef. İfade ettiğiniz gibi biz onu da yargıya taşıdık. Dilerim yargı talebimiz doğrultusunda bir karar verir de bunu kökten çözer. Buna karşıyız biz yani olmaz. Söz. Ama en azından şu çağrı yapıyorum yine sizin vasıtanızla hükümetimize. Bakın şu anda bizzat hükümetin kendisi anayasamızın 41. maddesini ihlal etmekte. Nasıl? Şöyle ki anayasamızın 41. maddesi bu ülkeyi yönetenlere bir sorumluluk yüklüyor. Diyor ki ey devlet yönetenler, ey kamu yöneticileri siz bu ülkede vatandaşların aile birliğini sağlamakla yükümlüsünüz diyor. Siz çocukların ana babalarıyla doğrudan ilişki kurarak yaşama hakkını sağlamakla yükümlüsünüz diyor. Ama şu anda maalesef hükümetimiz bir kısım kamu çalışanlarına, 4B statüsünde görev yapan bir kısım kamu çalışanlarına eş durumundan tayin hakkı vermemekle anayasanın 41. maddesini ihlal ediyor. Çok büyük aile dramları yaşanıyor, boşanmalar yaşanıyor. Cem Bey, bu bir insani dramdır aynı zamanda. Peki hükümetin bunu konuyu yani gündeme getirmemesindeki amaç ne olarak görülüyor? Yani hükümet bunu istemeyecektir ben bu şekilde boşanmaların olma. Ben burada bir amaç görmüyorum. Ben buna bir anlam veremiyorum. Bunun anlamı yok efendim. Hükümetin verdiği anlam ne sizce bilemiyorum, buna? Herhalde tükürdüğümüzü yalamak istemiyoruz sanırım. Ben anlamıyorum yani. 2016'da 6 çakılı, gerçi şimdi kanun değişti. 4 yıla indirildi 6 yıl ama yine tayin hakkı vermiyoruz. Olmaz. Hükümetimiz bir an önce bu feryatlara kulak vermeli, kör bakmamalı diyoruz. Eş durumu tayini bekleyen arkadaşlarımızın tayinlerini bir önce yapsın efendim. Olmaz. Evet. Aile eşeden kutsaldır. Toplumun temelidir efendim. Doğru mudur? İşte boşanmalar oluyor. Ben şu an öyle aileler görüyorum ki, öyle öğretmenlerimizi görüyorum ki. Yakından tanıdığım arkadaşlarım var. 300 çocuk sahibi öğretmen, bayan arkadaşımız. 3 çocuğunu Ankara'da bırakıyor. Büyük anneye. Kendisi Erzurum'a gidiyor haftanın 4 günü. Şimdi 3 tane çocuğunu Ankara'da bırakmış o öğretmen annenin hangi motivasyonla sınıfa girmesini bekliyorsunuz siz? Öyle şey olabilir mi? Bunu da geçtik. Yani işverenin de bir tarafa geçtik. Burada bir aile dramı var ya. Öğretmenimiz de bir tarafa geçtik. O 3 tane çocuğun, o 3 tane bebeğin hakkı yok mu? Bu bir vicdan meselesidir. Ben buradan bu vesileyle bir kez de çağrıda bulunuyorum. Bütün sözleşmeleri kaldıralım. Onu yapıncaya kadar da efendim şu mağduriyetleri giderin diyoruz. Tabi burada şunu da belirtmek istiyorum. Bu sözleşme, çakılı sözleşmeli öğretmen istihdamını savunurken dönemi Milletin Bakanı Sayın İsmet Yılmaz şunu söylemişti. Ya efendim biz
elverişsiz koşulların hakim olduğu bölgelere öğretmen atıyoruz. Ancak öğretmenlerimiz bir vesileyle, bir gerekçeyle tayin isteyip gidiyor, bölgeye boşaltıyor. Bölgede öğretmen istikrarını sağlayamıyoruz demişti. Bunu doğru bulmuyorum ben. Niye doğru bulmuyorum? Bunun yolu, yani elverişsiz koşulların hakim olduğu bölgelerde öğretmen istikrarını sağlamanın yolu, öğretmenlerimizi esir etmek değildir efendim. Teşvik etmektir. Türkiye Temsilcisi olarak yıllardır öneri dile getiriyoruz. İşte bunları gören, anlayan hükümet neden harekete geçmiyor? Bu da ayrıca tartışılacak bir konu belki. Ya zorunlu hizmet tazminatı verelim öğretmenlerimize. O bölgede fedakarca çalışan öğretmenlerimiz, fedakarlığının devletimiz tarafından görmezden gelinmediğini görerek daha bir motivasyon çalışsın efendim. Bu sorunu kökten çözüyor ki bu Amerika'yı yeniden keşfetmek değildi. Bu 80'li yıllarda uygulandı ve verim de alındı bundan. Evet. Verim de alındı. Şimdi aynı şey yapabiliyor. Ayrıca bir de şu da var. Şimdi en son biliyorsunuz 20 bin atama yapıldı. Evet. Güya siz 100 bin atama olsun istiyorsunuz. Güya elverişsiz koşulların hakim olduğu bölgelerdeki öğretmen istikrarını sağlamak amacıyla çakılı sözleşmeli öğretmen atıyoruz diyen hükümetimiz batıya da atadı aynı şekilde. Bu ne perhiz? Bu ne lanı turşu demez mi efendim? Hani gerekçemiz öğretmen istikrarını sağlamaktı? Siz batı illerin il merkezlerine öğretmen atayarak kendi gerekçenizle çelişmiş oluyorsunuz. Bu da ayrı bir handikaptır bu açıdan baktığımızda. Evet. Konuşacağız, devam edeceğiz ama onun öncesinde her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor Aşura günü malumunuz. Ve evet, bugün Türkiye Kamu Sen Genel Merkezi önünde de yapıldı, Aşura yapıldı ve esnafa, vatandaşlara, Türk milletine dağıtıldı. Ekip arkadaşlarımız oradaylar, röportajlarını gerçekleştirdiler. Türkiye Kamu Sen adına genel sekreter olarak evet, sizlerin evet, bir konuşması evet, oldu. Kısaca kulak verelim istiyorsanız, yönetmenim hazır olduğunu söyledi. İzleyelim, akabinde Sayın Talip Geylan'la konuşmamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muharrem ayının 10. gününde Aşure günü etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye Kamu Sen'de genel merkezlerinde Aşure etkinliği gerçekleştirdi. Aşure etkinliği ilk olarak dualarla başladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye Timsen Genel Başkanı, Türkiye Kamusen Genel Sekreteri Talip Geylan da Aşure ayı şehitler ayıdır dedi. Öncelikle Türkiye Kamusen Kadınlar Komisyonu'na çok teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aşure günde bizi bir araya getirdiler. İnşallah bundan sonraki süreçte ağzımızın tadı bozulmaz. Leyla Hanım, Filiz Hanım çok teşekkür ediyorum. Tabii Aşure ayı şehitler ayı kıymetli arkadaşlarım. Başta Kerbela şehitler olmak üzere Türk İslam coğrafyasının selameti için aziz canını toprağa düşüren bütün şehitlerimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum. Türk İslam coğrafyası asırlardır olduğu gibi hala şehitler vermeye devam ediyor. Bugün de malumunuz terörle mücadelede bir yiğidimiz daha toprağa verdik. Ruhları şad olsun. O aziz şehitler mübarek canlarını toprağa düşürme cesaretini gösterdiği için biz bugün burada bir aradayız, beraberiz, aşure yiyebiliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tüm şehit aileler önünde saygıyla eğiliyorum. Onların evlatları bu vatana feda ettikleri için biz bugün huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Allah birliğimizi, bellemizi daim kılsın diyorum. Vatanımız, milletimiz bir olsun, diri olsun, güçlü olsun diyorum. Aşure gününüzü kutluyorum. Konuşmanın ardından sıcacık aşureler dağıtıldı. Allah kabul edin. Efendim, Türkiye Timsen Genel Başkanı Talip Geylan'la devam ediyoruz. Az önce de kendisini izlediniz. Bugün Türkiye Kamusen Genel Merkezi önünde yapılan Aşure etkinliğinde konuştu ve aynı zamanda Türkiye Kamusen Genel Sekreterliği görevinizi de yapıyorsunuz ve Genel Başkan Önder Kahveci'nin il dışı ziyareti dolayısıyla sizler konuşmacı olarak bulundunuz. Neler söylersiniz? Etkinliğe katılım nasıldı? Evet. Biz coşkulu bir kalabalık gördük orada. Biz haberde de görüldük. Biz her yıl Cem Bey sendikamızın önünde aşure kazılarımızı koyarız. Komşularımızla, esnaf vatandaşlarımızla, yoldan geçen vatandaşlarımızla hep beraber bu aşure günü yad ederiz. Bunun organizasyonu da Türkiye Kamusen Kadın Komisyonlarımız yapıyor sağ olsunlar. Onlara da bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Bu sene de aynı şekilde her yıl olduğu gibi tezgahımızı kurduk orada. Hem şehitlerimizi andık. Başta Hazreti Hüseyin Efendimiz, başta Kerbela şehitler olmak üzere Türk İslam coğrafyasında memleket için, din için, devlet için, vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimizi fatihalara, dualara yad ettik. Allah kabul etsin. Allah hayatımızdan dirili birli eksik etmesin diyorum. Aşure gibi tatlı yaşayalım, huzurlu yaşayalım diyorum. Ama tabii bunlar temennimiz. Ama görüyoruz ki Türk İslam coğrafyası maalesef hala dramlar yaşamaya devam ediyor. İşte yanı başımızda süre giden bir savaş malumunuz. Yüz binlerce, milyonlarca Müslüman dindaşımız ve soydaşımız mağdur, sürgünde,
göçmen olmak durumunda. Bu vesileyle, bu aşure günü vesilesiyle Yüce Rabbim'den niyazım odur ki Türk İslam coğrafyasının yaşadığı sıkıntılar dinsin. Huzur bulsun coğrafyamız. Barış gelsin. Bunu arz ediyoruz. Bu vesile bütün şehitleri tekrar yad ediyorum. Evet. Allah kabul etsin aşureyi ve Türkiye Kamusen Kadın Kolları Komisyonu'na da sevgiler, saygılar diyelim efendim. Ellerinize sağlık diyelim. Ve şimdi atama bekleyen öğretmenlerle ilgili konuşalım istiyorsanız biraz. Çünkü bu noktada çokça mesaj gelmiş. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili atama ne zaman olacak bunlarla ilgili. En son 20 bin atama yapıldı. Ve Türkiye Eğitim Sen olarak sizler 100 bin atamanın olması gerektiğini defaatle ifade ederken hep 20 bin atamayla karşıya kalıyoruz. Nasıl yorumlarsınız? Öncelikle 100 bin atama talebimizin mesnedini ifade edeyim. Cem Bey dilerseniz. Tabii. Şimdi ilk bölümdeki konuşmamda geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 74 il itibariyle 83 bin ücretli öğretmen çalıştırıldığını ifade ettim değil mi? Yani yaklaşık diğer illerde ifade kattığımız zaman 100 bine yakın ücretli öğretmen görev almış okullarımızda geçtiğimiz, geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında. Yine biz geçen yıl bütün il valiliklerinden bir yazıyla, resmi yazıyla şunu talep etmiştik. Yani ilinizde ne kadar norm ihtiyacı var, ne kadar öğretmen ihtiyacı var? Bu yazımıza 66 il vali cevap vermişti. 66 il valinin verdiği cevaba göre 116 bin öğretmen eksiği var, açığı var. Ki bu 66 değil de 81 ilden geldiğini düşünürseniz demek ki bu belki 170 bine, belki 180, belki 200 bine dayanacak değil mi? Evet. Şimdi biz bundan dolayı şunu ifade ettik Milletin Bakanlığı'na. Yine Sayın Milletin Bakanımız geçtiğimiz yıl mecliste bir sorun önergesine verdiği cevapta da kendi ifadesiyle 97 bin öğretmen açığı olduğunu ifade etmişti. Bunu da buraya koyduk. Biz de bütün bunlara dayanarak dedik ki bu yıl hükümetimiz 20 artı 20, 40 bin efendim öğretmen ataması yaptı. Dedik ki madem 100 bin açığımız var, o zaman bir 60 bin öğretmenimiz daha efendim bu eğitim öğretim yılı başlarken işbaşı yaptıralım. En azından ivedi olan, acil, hayati durum arz eden açığımızı gidermiş olalım. Ama maalesef bu olmadı şu ana kadar. Biz tabii 60 bin ilave öğretmen ataması talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Dilimizde tüy bitse de söyleyeceğiz. Bu talebimizde ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Çünkü şu an yüz binlerce meslektaşımız atama bekliyor Cem Bey. Bakın geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımız, Milletin Bakanı Sayın Ziya Selçuk bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamada şunu ifade etti. Dedi ki 700 bine yakın efendim atama bekleyen öğretmenimiz var dedi. Ve biz öğretmen eksiğimizi 80 bin civarındaki ücretli öğretmenle gidermeye çalışıyoruz dedi. Bunu diyen kim? Bunu diyen bir sendika başkanı değil efendim. Bakın, Milli Eğitim Bakanı. Hükümetin bir üyesi. Yani hükümetin bir üyesi, Milli Eğitim Bakanı diyor ki 700 bine yakın atama bekleyen öğretmenimiz var. Biz öğretmen açığımızın bir kısmını da 80 bin ücretli öğretmenle gidermeye çalışıyoruz. Aslında bunu bize söylemiyor bana göre. Sayın Bakan bunu hükümetine söylüyor. Onların duyması lazım. Şimdi olması gereken bu yıl bitmeden hükümetin bir 60 bin öğretmenimiz daha efendim işbaşı yapması. Şu eleştiri ben doğru bulmuyorum. Bir kısım siyasilerin, bir kısım bürokratların ya da yazar çizer kesiminden bazı tırnak içerisinde aydınların. Efendim işte devlet herkese iş vermek zorunda değildir efendim. Herkes öğretmen olmak zorunda. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu arkadaşlarımız öğretmen olmak, öğretmen olarak bu memlekette bu çocuklarımıza hizmet etmek için fakülteye girdiler. Başarılı okudular, mezun oldular, KPSS'ye girdiler, yüksek puan aldılar. Siz bunları öğretmen olarak istihdam etmek zorundasınız efendim. Böyle şey olur mu? Şimdi siz siyaset kurumu olarak siyasi kaygılarla ya da yerel beklentileri karşılamak gerekçesiyle üniversite açarsanız, açtığınız üniversitelere yine bu gerekçelerle fakülte açarsanız, açtığınız fakültelere yine bu gerekçelerle kontenjan belirlerseniz işte böyle 700 bin öğretmenimiz atama bekler. Milletin Bakanlığımız ile yok oturacak. Diyecek ki benim önümüzdeki 5 yılda, önümüzdeki 10 yılda, önümüzdeki 15 yılda şu branşta şu kadar öğretmen ihtiyacımız var diyecek ve fakültelerin kontenjanlarını ona göre belirleyecek. Değil mi? Hem siz bu arazınızın, bu öngörüsüzlüğünüzü ortaya koyacaksınız. Bunun sonucu olarak efendim atama bekleyen 700 bin öğretmeni de bu arazda mesul tutacaksınız. Bunu kabul etmiyoruz. Bu durumun mesuliyeti bizatihi karar vericilerdir. Ülke yönetenlerdir. Öğretmenlerimiz, öğretmen adaylarımız değildir. Dolayısıyla bu eleştiri kabul etmiyorum ben. 700 binin arkadaşımıza, meslektaşımıza devlet
istihdam imkanı oluşmak zorundadır diyorum efendim. Efendim, sosyal medyadan teveccüh gösterdiniz, yazdınız ve sosyal medya mecralarımız da ekranın altında yazıyor. Buralardan takip edebilirsiniz bizleri. Bir iki tane okuyalım Sayın Başkan. Gülsüm Hanım yazmış. Hak, hukuk, adalet herkes için geçerli olandır. Yönetmelikte 2018 KPSS'ye verilmiş bir hak var ve 2019 sınavına yönetmeliğe itiraz ediyorlar. Hakkımızı kullanmak istiyoruz. Kullanacağınızda denkleştirme KPSS'ye aykırıdır şeklinde. Yine arkadaşlarımız bu eleştirisinde beklediğiniz haksız değil. Şimdi soru sayısı değişmiş, zorluk derecesi değişmiş, giren sayısı değişmiş ama ben şunu söylüyorum. Hükümetimiz 60 bin ilave öğretmen ataması yaparsa Cem Bey, hem 2018 hem 2019 KPSS'ye gelerek yüksek puan almış arkadaşlarımızın mağduriyeti önemli oranda efendim engellenir diye düşünüyorum. Evet. Yine baktığımızda mesajlara, şurada güzel bir mesaj vardı. Puan üstünlüğüne göre yapılacak olsa 2018-2019 karma atama sayı ve atama takvimi hakkında bilgi almak, net bir şeyler duymak istiyoruz. Bu talebimizi iletirseniz seviniriz, evet, yapmışlar. Yine 2018 puanını kullanarak atama yapılacak. Zaten bunu hocalarımız onayladı. İstediğimizi söyler misiniz lütfen? Yine aynı konularla ilgili. Gelen çokça mesaj var. 3600 ek göstergeyi Sayın Başkan'a sorar mısınız demişler. 3600 ek gösterge mücadelesi devam ediyor. 3600 maalesef bu bir yılanı kendisine döndüreceğim. Evet. Bu konuda ben şunu söylüyorum. Şimdi bakın. 24 Haziran seçimlerinin arifesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna 4 meslek grubunun ek göstergesinin 3600'e çıkarılacağı tırnak içerisinde müjdesiyle biliyorsunuz. Evet. Bu ek gösterge konusu bizim zaten gündemimizde vardı ama siyasetin gündemine girdi biliyorsunuz. Ve akabinde bütün diğer muhalefet partilerde benzer teklifleri, taahhütleri seçim beyanlarına koydular. Biz o zaman şunu söylemiştik Türkiye kamuoyu olarak. Tamam, teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 4 meslek grubu için böyle bir müjdesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak bunu eksik bulduğumuzu ifade etmiştik. Hatta Türkiye kamuoyu olarak bir yasa tasarısı hazırlayarak bunu da Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı marifetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tanışmıştık Ecem Bey. Şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda da şeyde bekliyor. Görüşülecek tasarılar sırasında bekliyor. Ve buradan şu çağrıda bulunuyoruz hükümetimize ve parlamentoya. Sizi zahmetten kurtardık efendim. Şu an hazır. Malzemeyi hazırladık, tencereye koyduk, pişirdik. Sadece servis kaldı. Hükümetimiz iktidarıyla ve muhalefetle bütün siyasi partilerimiz sahip çıksınlar Türkiye Kamuoyu tasarısında ve meclis açıldığında, 1 Ekim'de meclisimiz açılıyor malumunuz. Ek gösterge beklentisi hayata geçirsinler. Biz orada şunu ortaya koyduk Cem Bey. Sadece 4 meslek grubu için değil. Bütün kamu çalışanların ek gösterge oranlarının güncellenmesini ortaya koyduk. Çünkü sadece 4 meslek grubunu ek göstergesini 3600'e çıkarır İsterseniz bunun iki sıkıntısı vardır. Birincisi, çalışma ortamlarında huzur bozarsınız. Kapsam dışı bıraktığınız kamu çalışanlarını huzursuz edersiniz efendim. İkincisi, kamudaki hiyerarşik silsileyi bozarsınız. Şimdi öyle değil mi? Siz şimdi din görevlisinin efendim ek göstergesini 3600'e çıkardınız. Müftülükte çalışan şefimiz, şube müdürümüz de olacak mesela. Evet. Dolayısıyla biz kamusal olarak, Türkiye kamusal olarak hem o hiyerarşik silsileyi koruyan hem de bütün kamu çalışanını kapsayan bir ek gösterge düzenlemesi yasa tasarısını hazırlayıp meclise sunduk. Beklentimiz bunun meclis açılması, gündeme alınması. Ve özellikle burada iktidar partisi çağrıda bulunuyorum. İktidar AKP'ye. Sayın Cumhurbaşkanı sözünü artık daha fazla havada bırakmayın. Bu size yakışmıyor. Cumhurbaşkanı'nın sözünün 1,5 yıla yakın süredir havada kalmış olması iktidar partisine yakışmıyor diyorum. Ve beklentimizi bir kez daha vasıtanızda ifade ediyorum. Meclis açılışı açılmaz. Öncelikli gündem maddelerden bir tanesi parlamentonun ek gösterge düzenlemesi olsun diyorum efendim. Evet, 1 Ekim'de göreceğiz. 1 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi faal olarak çalışmaya, evet, başlayacak. Ve bizim de gözlerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Çünkü vatandaşların, izleyicilerimizin beklentisi çok fazla. POMEM, EYT, şartlı ceza indirimi, sözleşmelere, kadro, evet, YHS, 3600 ek gösterge. Bunların saydıklarımız sadece bazıları. Birçok konuda vatandaşların, Türk milletinin beklentileri var. Efendim, vaktimiz daralıyor. Son olarak öğretmene şiddet konusuna değinmek istiyorum. Çankırı Üniversitesi'nde karşılaşılmıştı. Çankaya Üniversitesi'nde karşılaşılmıştı. Neler söylersiniz? Evet, ifade ettiğiniz gibi bir süre biliyorsunuz Çankaya Üniversitesi'nde bir araştırma görevlisi kardeşimiz, meslektaşımız katledildi Cem, evet, Bey. Bir öğrencisi tarafından. Sınavda kopya çekmesine müdahale ettiği bir öğrenci tarafından odasında defalarca bıçaklı saldırıya maruz kalarak katledildi. Çok başarılı, çok gelecek vaat edildi bilim insanımız
hayatının baharında, yolun başında katledildi. Bu vesileyle Ceren Damar kardeşimize de rahmet niyaz ediyorum. Evet. Ailesine sabırlar temin ediyorum. 27 Eylül'de Cem Bey ilk duruşması olacak. Ve buradan toplumun bütün kesimlerine sesleniyorum. Gelin bu davaya sahip çıkın. Bu dava sadece Ceren Damar ve ailesinin davası değil. Bu dava bütün toplumun davası. Ben hep şunu söylerim. Öğretmene, eğitimciye verdiğimiz değer aslında bizim kendi çocuklarımıza verdiğimiz değerdir Cem Bey. Bakın biz toplum olarak, vatandaşlar olarak ne yapıyoruz? Canımızın parçasını, en kıymetli varlığımızı, evladımızı öğretmene teslim ediyoruz. Al bunu şekillendir, evet. Bu hamur yoğur diye. Ve sizin çocuğunuz sizden çok daha fazla öğretmeniyle vakit geçiriyor. Dolayısıyla öğretmenin saygın olması, itibarlı olması, huzurlu olması, ona verdiğiniz saygınlık, itibar aslında sizin kendi çocuğunuza verdiğiniz değerle mütenasip bir durumdur. Toplumumuzun bunu görmesi lazım. Dolayısıyla gelin bu davaya sembolik bir anlam yükleyelim. 27 Eylül'deki davamıza. Toplumun bütün kesimlerini buna sahip çıkmaya davet ediyorum. Sahip çıkalım. Diyorum eğitimci sahip çıkmak demek çocuklarımızın geleceğine ve dolayısıyla ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır. Bu vesileyle biz şu çağrıda bulunuyoruz yasa koyuculara ve hükümetimize. Artık yapanın yanına kar kalmasın efendim. Artık devlet kamu çalışanını, öğretmeni, eğitimci korusun. Bir durum ve bir şiddet söz konusu olduğunda fail hakkında kamu davası yürütülsün. Bir şikayete bağlı kalmaksızın ya da şikayetten vazgeçtiği durumda dahi kamu davası yürüsün ve yapan yanına, failin yanına kar kalmasın. Çünkü biz geçen yıl senlik olarak bir anket yapmıştık Cem Bey, anket yapmıştık. Şiddete maruz kaldınız mı? Okul ve çevresinde şiddete maruz kaldınız diye sormuştuk öğretmenimize. %26'sı evet, ben okul ve çevresinde şiddete maruz kaldım cevap vermişti. Bu fiziksel şiddet olabilir, sözlü şiddet olabilir ya da taciz olabilir. Yine şiddete maruz kalanlara bir soruda sorduk. Peki şikayetçi oldunuz mu dedik Cem Bey? Maalesef. Olunmuyor. %84'ü ya şikayetçi olmamış ya da şikayetini bir takım telkinlerle gerçekmiş. Yani kimin telkini? İdarenin telkini, siyasi telkinler ya da çocuk mağdur olmasın yolun başında düşüncesi öğretmen kendilince onu çekmiş. Ama olmaz. Bakın gün geçmiyor ki biz haber bültenlerine bir eğitimciye, öğretmenimize saldırı, taciz, darp hadisesiyle karşılaşmayalım. Olmaz. Onun için bu noktada yasa koyucu bir an önce tedbir almalı. Hem önleyici tedbirleri hem de fail hakkında etkileyici, caydırıcı müeyyideleri ihtiva eden bir yasal düzenleme bir an önce hayata geçirmesi lazım Cem Bey. Bu noktada bu Ceren Damar davasının da bir milat olmasını ben temenni ediyorum ve bütün vatandaşlarımıza, toplum bütün kesimlerine çağrıda bulunuyorum. Gelin 27 Eylül'de bu davaya hepimizin davası olsun diyorum. Peki efendim, ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Böyle özel bir günde 2019-2020 evet. Eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk günde birlikte program yapmak oldukça güzeldi. Tekrar sıkıntılar dile getirildi ve ilk defa hayata geçirilecek olan bu eğitim öğretim yılındaki ara tatilleri konuştuk. Nasıl değerlendirmelik gerekiyor veliler ve öğrenciler tarafından, bunları dile getirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi geldin. Çok sağ olun.